Aleykümselam, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Görüntü var mı? Önce bunları sorayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tamam, şu an gayet iyiyse sıkıntı yok. Umarım problem yaşamayız. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hüseyin ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vallahi bugün biraz yoğundum. Bir şeye bakamadım fazla. Hüseyin, çalıştım. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti? Ya keşke normal arasaydın ya. Normalden daha iyi olurdu. Olsun, sıkıntı yok. Valla ben de bugün işte şeyde takılıyordum. GBB USD'de takılıyordum. Sterlin USD'de. Sonra akşama doğru kapattım işlemleri işte. Dakikalık da iyi satış yemiş ha endeks. Gitmiş gelmiş 4 saatlik bakalım bir günlük. Abi işte bak yani bu beni ben bugün hiç bakmadım da yani endeks bak böyle yapınca beni korkutuyor abi yani. Şurada biraz yatay seyret. Hani bakıyorum tamam çok iyi alıcı var her şey var sıkıntı yok. Yani ya düzgün bir şekilde gitse örnek veriyorum güzel olacak yani tamam istediğimiz seviyeyi geçmiş. Zaten burada geçtiği zaman burayı geçmesi için kuvvetli alıcı bekliyorduk. Yani geçmesi için kuvvetli alıcı lazım. Umarım bu seviyelere gittiğimiz zaman da güzel olur yani o 1400'lerde. Şu an yine hiçbir hisse hareket etmiyor doğru düzgün. İyi akşamlar hocam, hoş geldin. Selic'e zaten mesela bakmıştık hatta biz ona. Burada 12, o aşağıda 12 TL'ler falan gözüküyordu Selic için. Yani şundan dolayı gözüküyordu. Orada zaten formasyona göre şu var. Bakın çekmişiz. Ya bu 0.5'lerden bir yerden dönecek yani 13 liralardan demiştim. Ya da bu 382'den dönüp yukarı gidecek yani alternatif olarak bu. Çünkü düşüşler bir yerden dönmek zorunda ya. Bir yerden dönüyor yani muhakkak. Mesela Peker Geyo yayında demiştik. Hep 2.40 üstü olumluyum, 2.40 üstü olumluyum demiştim ama işte kısmet olmadı. Cuma günde geç kapanış, hani kapanışlara burada beraber baktık. Valla güzel oldu ya. Bugün iyi hisseler gitti yani. Valla olur Hüseyin. Ben işte şeyle uğraşıyorum. Öyle birkaç hisse bakıyorum kendime de. Güzel. Orta vadede. Bakalım neler olacak ya. Bu ay çetrefilli geçecek yani. Son artık son raddelere geldik yani. Son 15 gün kaldı. Gitmeyen hisselerden koparacaklar illaki. Onlara dikkat etmekte fayda var. Gözünüzün önündeki değil de hiç böyle fazla göz ardı edilmiş hisseler var tamam mı? Duymadığımız, unuttuğumuz. Bunlara bakacağız işte hep birlikte. Bakalım neler var. Hani mesela insanların az hatırladığı
Yazın abi, hisseleri yazın. Peker GEO 2.61'in üstünde kapattım bilmiyorum ki ya. Kapattıysa güzel de. Peki yok. Bakalım Peker gayrimenkul. Vallahi 2.57 kapatmış. Yine takılmış abi yani. Bu şimdi tamam. Burada Gartley yaptık. Yok burada işte formasyon bozuldu yani demiştim. Bu Cypher'a inmesi gerekiyordu. İnseydi güzel olacaktı yani. Çünkü burada formasyon bozuldu. Ama şuradan bakarız formasyona. Ya orada da bu sıkıntılı. Burası Cypher işte yani. Şurası. Şuradaki oluşum Cypher yani. Peker GEO'daki şuradaki oluşum. Valla mis gibi Cypher ya. Kısada valla bu bunun da kısada zaten uzundaki hedefi 4-5 liralar demiştik. 4.80'ler falandı galiba. Kısada da 2.96 hedef fiyatı var yani. 2.96'sa 3.03 seviyelerine kadar gitme ihtimali var. Sonuçta burada Cypher yapmış. 2.68'i geçememiş. Gitmemiş yani oralara kadar da. 2.64'lerden dönmüş muhtemelen. Aynen. 2.68'i falan geçseymiş güzel olurmuş ya. Şu an muallakta kalmış. Bakalım ne olacak. İzliyorum sadece. Almışlığım yok. Abi senin şu Mi Park'tan çektiğin nedir ya? Ya Tümosan, ben çok eşe dostla da söyledik. Yani alınması gerektiğini söyledik. Uzun, orta vade yani. Kısada kimse bir şey beklemesin diye yani. Mesajı alan aldı, almayan almadı. Onun dışında gidenler gidiyor ya yavaş yavaş. Mesela en son o burada tarama muhabbetleri yapmıştık. Taramalardan da iyi sonuçlar geldi aslında. Son taramayı yapamadık. Son taramayı yapamadık ve taramayı cuma pazar akşamı yaptım. Yine internet sıkıntıydı. Yayın açamadım. Yayın açacaktım ama işte problem olunca açamıyorum. Güzel taramadan güzel sonuçlar geldi aslında. Bugün 3 tane neredeyse ortalama 3 tavan verdi. Link vardı taramada. Sonra bir iki tane daha ise vardı. Bakalım bugün bir durumu güncelleyelim bakalım. O da güncellesin bir yandan. Ona göre bakalım neler çıkacak. Merak ediyorum haftanın başında ne çıkacak. Çünkü yapmadık bu ara. Grafik verilerimizi tamamlayalım. Ne yaptınız? Sizde ne var ne yok? Neler var? Neler aldınız? Beklentiniz nasıl? Asus'u bakarım. Asus'u takip ettik. Bugün işte ya biz Tümosan gibi hareketler bekledik ama Asus'dan olsun. Hatta Borusan gibi diyelim. Yani sonuçta hareket etmesi gereken bir şirket ama bugün ne hikmetse tavan kapattım bilmiyorum. Bakmadım kapanışına. Hatta ona da bir şuradan bakayım. Asus'u tavan kapattım. %4'lerdeydi en son. Yok. Kaçlardaymış? O baya baya bu sabah iyiydi. %6 %7'lerdeydi. Baya baya eksiye inmiş. Hani artı 3 yapmış ama kapatmış ama yani eksiye inmiş ya. Bir bakalım hani artıdan eksi pozisyona düşmüş şey olarak. Yine artı da 2-3 puan kaybetmiş yani. İndeks bakalım. Bunlara bakacağım şimdi. Açıyorum grafikleri. Asus'u Anadolu Isuzu Otomotiv şirketi. Bakalım
Şuralardan neler çıkabilir? Ya işte bu da bak, ben buna zamanında çekmişim çizgiyi. Yani burada şeyi var yani, Fibonacci'si var bunun. Ya bunda da önemli bölge 19.47 geçildiği zaman yukarıda 22-24 lira arasında bantta fiyat aralığı var. Kısada zaten şu an kısadaki hedefine gelmiş ortalama 3 aşağı 5 yukarı. Kısadaki hedefine gelmiş. Az daha yukarı gidebilir mi? Evet gidebilir. Ama uzundaki hedefi 22 19.88 geçtikten sonra 20.97 var şu rakamlar. Şöyle şuraya da çizgimizi atalım. Şu seviyelerde 18.85. Burası geçilirse yukarıda 20 seviyeleri aşağı yukarı rahat bir şekilde görülür. Şu an zaten 18-15'lerde. Muhtemelen insanlar buraya otomotiv sektörleri gidiyor diye cuma günü. Otomotivle alakalı sektörler gidiyor diye. Yığıldılar, bir ufak bir beklentiyi almış olabilirler Asuzu'yu. Çünkü herkes Tumosan gibi gitmesini de beklemiş olabilir. Buradaki kanal önemli. Yoksa bunun altında 15-56'ya kadar tekrar geri gelebilir. Herkesin hani hayaller ve hayatlar muhabbeti olur burada. Dikkat etmekte fayda var. Çünkü şu mumun yanına gelecek günlük bakıyoruz şu an grafiğe. Bak şurada da aynı mum var. Şu tepede bıraktığı mum. Burada da aynı var ama bunun onayı yukarı yönlü gelirse güzel olur. Yine satıcılı gelirse aşağıya doğru iner yani. Bunun takası falan da güzeldi. Bir bakmıştım ben buna. Asus şirketi uzun vadede taşınabilir yani. Uzun vade için konuşuyorum Asus'u. Ya o yukarılara kadar gider yani. Sonuçta bir şirket bir şirketi taşıyor yani borsada. Hangisi giderse önce Tumosan kalktı, örnek veriyorum. Sonraki ilerleyen süreçlerde de Tumosan bitiyor. Bu başlıyor. Bu bitiyor. İşte hangisi var? Karsan başlar. Karsan biter. İşte daha başka biri başlar. Furoto başlar. Toaso başlar. Sırayla gider yani. Indes bakalım. Indes güzel bir dönüş vermiş aslında. Burada işte şuna bir bakalım da burada. Kendinden öncekini bir çekeyim abi. Şurayı. Ya bu 15.72 altına sarkmadığı sürece problem yok mu kağıtta, indeste? Şu yukarıda 16.99'da 17.39'da arasında bir yerlerden ufak bir dönüş yapabilir. Çünkü tam bir formasyon oluşumu, ben kısada hani formasyon oluşumuna bakıyorum da bir formasyon oluştuğunu göremedim. Ya bunda da işte 19.05 bölgesi önemli bölge. Şöyle bir aşağılardan da bakacağım buna. Bakalım şöyle bir şurada ne diyor. Burada tamam, şurası güzel bir olay olabilir. Burada zaten hedeflerini tamamlamış. Ya bu şu bölge yani 16.63 ile 16.63 diyorum. 16.13 ile 16.07 arasında yani bir destek var. Onun altında sıkıntılı. Dikkat etmekte fayda var ama yön yukarı duruyor. Burada bir 17-18'leri tekrar test edebilirler indes adına. Şu anda zaten teknoloji şirketlerinden böyle ara ara bir iki tanesini kaldırıyorlar. O yüzden bakmak lazım ya, izlemek lazım yani. Sonuçta alıcı satıcılar da önemli bu işlerde. Alcatel'e bakalım. Alcatel de çıkmıştı galiba taramada da sanki. Bak mesela burada da ya şu seviyelere kadar gidebilir yani. Bu normal baktığımız zaman şuradaki 30 32 33
TL'lere kadar gidebilir. Sonra çünkü o burada bir boşluk var. Buradaki boşlukta bekleyen muhakkak alıcılar var o boşlukta. Ya bizi yani burayı geçtikten sonra tamam yön yukarı deriz şu seviyeleri. 32 ile 31.50 arasında. Burada boşluk var. Bu boşluğu kapatacak muhakkak ama işte oradaki satıcılar ne diyecekler bakalım. Yoksa kağıtta pozisyonda aşağı yönlü bir sıkıntı yok ama yani mumlar çok hacimli mi? Yani bana göre mumlarda pek hacim yok o kadar aşırı. En azından satışlar mesela daha hacimli olmuş. Dönüş hacimsiz olmuş biraz ama olsun. Bir yukarılarda şu fiyatları test edip sonra aşağı yönlü bir dönüş sağlayabilir. Bir de şirketin işte takip etmek lazım şirketin durumunda ya. Sadece buradan takaslarına da bakmak lazım. Kim ne istiyor diye. Teknik açıdan yukarıda 30-32 liraları var yani. Şu an burada da şu seviye önemli seviye. Şu 29-30 seviyesini geçmesi lazım Alcatel'in. 29-30 seviyesini geçtikten sonra yukarıda işte çizdiğim iki kırmızı alan çabuk gelir. Hızlı gelir yani oraya. Burayı geçemediği sürece de aşağılarda destek olarak 24-16 var. Onun dışında da hatta şöyle de bakalım. Çünkü yukarıda formasyon oluşmuş. Şurası aynen. 25-84 destek. İşte ondan sonra ikinci destek 23-48. Üçüncü aşağıdaki 20-10'da üçüncü desteği. Yukarıda da işte sadece 20 şu 29'u geçtikten sonra 29 seviyesini 29-42'yi geçtikten sonra yukarıda da bir ufaktan belki şuraya kadar değebilir yani 35-82'ye. Zaten 35-82'yi geçerse ayrı bir dünya olur. Ayrı bir fiyatlar konuşulur. Şirketin de yapacağı haberler, açıklayacağı haberler de önemli yani bu hisseyi yukarı taşıması için. Hayırlı akşamlar. Valla yani Alcatel de öyle. İndeks zaten kısada bir 17-18'i var. Tabii teknolojilerin pozisyonları şu yönde ilerliyor. Yani sadece hani şey değil yani haber kaynaklı olması lazım. Birisi tutup da mesela Art Yazılım, Papillon gibi şirketler bunlar bir yazılım yapıyorlar. İndeks bilgisayarda işte bu tablet mablet muhabbetleri işine girerse güzel götürürler örnek veriyorum. İşte ne bileyim birkaç böyle bir toplu bir haber gündemden istifade edecek haberler yayınlaması lazım. Valla Vakko'yu ben söylemiştim burada. Hani tutup da Atex alacağım deyip gittim Vakko alırım demiştim. Vakko bugün güzel gitti. Hani neden? Çünkü Vakko yani piyasasında ucuz kaldı yani. Şirket olarak da ucuz kaldı. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Vakko'da sadece Vakko'yu sadece hazır giyim ve tekstil olarak düşünmeyin. Bunların bünyesinde gıda da var. Yani şurada bir 7.51 seviyesi var. Bunun üstü geçilirse zaten Vakko'da bu 7.52'ler falan bu sefer geçilirse şayet. Şu an 382 falan geçilmiş yani. Şurada 6.62'ler. Hatta 6.64 kapatmış. Umarım bu yarın biraz daha gider. 7.52'leri falan geçmeye niyetlenirse yukarıda 8.50 fiyatları var yani. Vakko'da durum bu. Vakko'da destek de zaten şu aşağıda. 6.41 ile 6.17 arası destek var normalde. Hatta 6.17 güzel desteği bunun. Onun altında da 6.02 desteği var. 6.02 olası bir durumda kırılırsa aşağılarda geleceği rakamlar da var tabii. Ama yani oraya kadar da önce takip edilmesi gereken şurada 6.02 ile 6.17 desteği var. Yukarıda zaten bir şey yok. Yukarıda 7.52'ye kadar kısada gitme ihtimali var. Onun üstünde de zaten hedefler devam eder yani. Hedeflerimiz var onun üzerinde. Bakalım süreç neyi gösterecek göreceğiz. Neler olacak? Ya sabahtan da yaptı da. Doğup'ta valla Doğup'taki olayı
Hani fazla çözemedim. Tahtayı da izliyorum gün içinde. Ya doğuptan ne istiyorlar bilmiyorum ama ilerleyen süreçlerde güzel olabilir doğup ya. Hani sonuçta unutturulmuş bir şirket yani. Unutturulmuş bir şirket. Pek bir şey kalmadı yani artık. Düşecek yeri de kalmadı. Yıllardır yani sonuçta bunlar bir devletle alakalı şirketlerdi. Bilmiyorum son zamanlar ne oldu? Özelleşme, mezelleşme falan gelmesi lazım diyorlardı. Bakalım ne olacak? İşte burada bak ben çizmişim bu 4.27 bunun kuvvetli desteği 4.27'yi bir türlü geçemiyor yani. Tamam 4.40'lara kadar gidebiliyor ama üstünde kapanış yapamıyor yani. Bunun üstünde kapanış yapsa bu 4.69 ve 5.58, 6.04 seviyelerine kadar gidebilir yani buradan. İnşallah da yakın sürede o hareketleri yapar. Doğup. Yani ben umutluyum bu kağıttan. Bu kağıt hani bu 6-7 liralardan da fazla ederi var bence. Tabii geçmişte yani bu vergi borçlarında vergi borçları falan da ödeyemediler. Bir şeyler oldu. Bunların bir olayları falan var işte. İyice saldılar bilmiyorum. Bir Spey'in biri bir el atarsa Doğup gibi bir şirketi taşırsa yani en azından bu tür olaydan kurtarır yani. Merhaba, hoş geldiniz. Doğu bu inşallah gerçekten bir spek onu taşıyacak bir spek el atar. Yukarı yönlü. Şirketi de bazı dertlerden kurtarır. En azından ön plana çıkarırlar. Ön planda olduğu zaman ya abi sonuçta para yatırım yapıp şirket kasası da biraz para kazanmalı. Ya yani en azından güçlüyüm diyebilmesi gerekir. Bir bedelli açıklar, sonra biraz pay alım satımı yapar falan filan derken ne olur? Kasaya sıcak para girer. Umarım o sıcak parayı da güzel bir şekilde değerlendirir yani. Eğer öyle bir şey olursa. Bakalım ilerleyen süreçlerde ne göreceğiz Doğu adına. Ben o şirketten de umutluyum. Yani sonuçta ucuz kalmış yani demir çelik sektörü diyelim. Boru sanayide. Ya güzel bir şirkettir bence ya tahminim. Araştırmak lazım biraz daha. Ve devlet destekli diye biliyorum Doğu bu. Bakalım neler olacak. Valla şurada bir şeye bakalım. Bir parka da bakalım da. Bir park ne diyor? Kanser ediyor adamı. Herhalde pandemiyle ilgili beklenti bitti yani galiba. Bu da niyetlenmiş yani 17.52'lere kadar gelmeye ya. Bakalım, izleyelim görelim. Neler olacak? Valla Burva işte Burva çok manipülasyonlu bir hisse. Yani abi girsen dert girmesen bir dert yani giriyorsun bir hafta bekliyorsun çıkıyorsun hemen tavan oluyor. Ben pek Burcu'ya hiç bu sene girmedim. Bir tane şirkete girdim onda da patron satışına denk geldim. Ya hemen çıktım yani hiç umursamam ya ben acımam yani. Çünkü patron ya da herhangi biri öyle yapıyorsa abi basarım yani hiç çıkarım yani. Ben sonuçta yatırım yapıyorum ve senin gitmen lazım. Sen ne yapıyorsun? Orada yatırımcı eziyorsun yani. Diyorsun ki hem sirkelensin. Öyle bir şey yok yani. Destek verdiğimiz şirketlerin de biraz tabii abartmamak şekilde yatırımcısına da sahip çıkması gerekiyor yani. Ben mesela hiç Burva'ya mesela 3-4 liralarda girmemişsem yani mesela örnek veriyorum ya da Burcu'ya ya bu fiyatlarda neden alayım yani? Herkes diyor ki bilmem ne vanası tek yapan şirket yani ya yan sanayi çok var yani borsada tek olabilir yani tüm
İşleri de o yapacak diye bir şey yok bana göre. Burva Van'a. Burce Çelik. Yani Burva zaten uzun süredir de manipülasyonlu bir hisse yani. Bana göre. Ve tamam şirket çok değerli olabilir. Ben mesela yatırımcısına ve şirketin patronuna da saygım vardır. Yani herhangi bir sıkıntı şeyim yok. Ama yani baksana abi yani bak buralara kadar gidiyorsun. Buradan pat düşüyorsun. Bir daha gidiyorsun. E şimdi bir daha düşeceksin. Buralara kadar geleceksin örnek veriyorum. Sonra bir daha çıkacaksın. E buradaki alan adam hala maliyetini kapatamadı örnek veriyorum. Tabii varsa da ya muhakkak vardır yani Burva'da. E çizmişim ben bunu. Kalmış bu böyle. Umarım şuradaki hareketi yapar yani. Bak ilk hedefimiz şurada bir 85-30'lar var da şu seviyeler. Umarım şuradaki şu hareketi yapar da insanlar da biraz rahat eder şuradaki bekleyenler yani. Bakalım. Bu kaç sefer geldi gördü. Ben şu 49'larda hiç girmedim buna yani. Bak şu 49 civarlarında kaç sefer denk geldim. Dedim ki bu gidecek girmedim yani. Onun dışında valla başka gözüme çarpan bakayım şu listeden de. TümOsan'a da artık giremeyiz. Sokmazlar yani. Kimse giremez. Bilmiyorum da girersin de az lotta girersin. Güvenemezsin. Elimde mi patlayacak dersin. Hep bir şüphe yani. Sıkıntı olur. O yüzden işte dikkat edeyim de bakmak lazım. Burada ne varmış? Bak mesela ben Instagram'da da söylemiştim galiba. Gen taşı bir aralar. 3.92'lerde miydi? Neydi? 2.92'lerde miydi? Yazdığımda. O fiyatlardan gen taş 5 liralara kadar geldi kısa sürede. Şu an hala gidiyor yani. Bakalım gen taş ne yapacak? Görelim. Güzel. Yukarıda da benim hedeflerim vardı. Bence yani gerçi o hedeflerime kadar geldi ama hala da bir devam edecek gibi yani. Gentaş. Vallahi işte şurada şu seviyeyi geçtikten sonra ya bu kağıdı var ya götürürler yani. Bu Gentaş'ı bak. Şu 6 5.90 seviyesini geçtikten sonra vallahi bilmiyorum bu trene kimse binebilir mi, binemez mi? Ya da burada bir hareket yapacak bir fincan kulp mevzuatı hani şuralara gelip sonra yukarı devam edecek de bakalım. Ben izleyeceğim bunu yani. Bu gen taşı izleyeceğim. Uzun bir süre izleyeceğim yani bunu. Bunun çünkü takası da güzeldi. Bakalım. Çünkü ilk burası yani bak şu zirvede yaptığı ilk hacimli hareket yani şu aşağılarda o kadar bir şeyi yok yani aşırı. Bak buralarda tamam %3, %3, %3, %3 sonradan bir %10, %9 hareket etmiş. Ama burada direkt %9 yani. Bir şey değil. Hani buradaki küçük bir önceki %2'lik kapanıştan sonra onayını vermiş yukarı demiş gideceğim ben demiş. Bu geçen haftayı nasıl kapatmış ona bakmak istiyorum. Valla geçen haftayı bak kararsız kapatmış onay vermiş yukarı gitmiş yani. Valla bu ben söyleyeyim burada bir eğer şu olay gerçekleşirse Gentaş'ta şu 5.94 seviyesi geçilirse Gentaş adına 6.98 ve 7.52 hedefleri var yani bu kağıdın. Bilginiz olsun. Şuraya kadar gelebilir. Önemli olan benim size her zaman söylediğim gibi ilk şu şuralar çok önemli yani benim için. 5.93 seviyesi. 5.59 kapatmış. Zaten 7.698 ile 7.52'ye gitmesi ya bir tavandır ya bir buçuk tavandır yani. O kadar uzun sürmez. Ya işte izlemekte fayda var yani gen taşı. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Cemtaş'a bakacağım. Valla hayırlı uğurlu olsun Tuğ Çelik. Ona da bakalım grafiğine. Ya Tuğ Çelik buralarda işte. Tuğ Çelik bakalım ne diyor. Ya umarım şuradaki şu 9.33'lere tekrar bir test etmek ister yani umut ediyorum Tuğ Çelik adına. Şurada bir 9.923'ler var da bakalım ne yapacak. Şuraları kırması lazım işte.
Yani bu 7.69-7.70 üstündeki kapanışlarda yukarı yönlü hareket etmesi lazım. İşte bu da aynı Gentaş'taki gibi yapabilir yani. Şurada birkaç gün kapanış yapar. Ondan sonra yukarı yönlü patlatır. Bakalım izleyelim ne olacak. Göreceğiz. 4 saatlikte de bakalım buna. Ya da günlükte. İşte yakın yani. Bunun yukarı böyle deneme çabaları. Şu seviyelerin üstünde 7.12'nin üstünde kaldığı sürece bu kağıtta hiçbir problem yok yani. Temiz kağıt. Bu kağıt 7.12 üstü kalsın yeter yani. 7.12 ile 6.88. 6.88 üstü hani aşağıda en kötü destek yani orası ihtimal. Oraya kadar çekildi mi? Baktın daha çekilecek. Abi kötü endeks de kötüye gidiyorsa yani dikkat etmekte fayda olur yani endeks de kötüye giderken. Burada mesela şu seviyeler çok önemli. 6.75-6.88 seviyeleri. Bunun altında zaten direkt stop çalışması gerekir bence. Çünkü bu düşer 6.31'e kadar sonra hani endeksle çakılırsa diyorum bak endeksle orantı kuruyorum. Ha, gerçi çok endeksle alakalı bir kağıt mı? Hayır değil. Ama olur ya hepsi endekse uymak ister. O zaman sıkıntı olur. 7.60 üzeri kaldığı sürece de onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Cemtaş. Ya bu da işte şurada bir kuvvetli yine dirence takılmış. Çizmişiz biz bunu zaten. Benim normalde olası hedeflerimin hepsine de gelmiş yani. X, A, B yani hedefleri gelmiş görmüş. Nasıl diyeyim? Bu fiyatlardan 4.52'lerden kimse almadı bunu örnek veriyorum. Hatta 6-7 liralardan. Ben burada formasyonu yakalamıştım. Buraya kadar da çizmiştim. Bu buralara kadar düşebilir demiştim. Yani şu seviye geçilirse yeni senaryo başlar. Bir günlükte bakalım. Şurada bak şu seviyeler geçildiği zaman 16.53 seviyeleri tamam mı? Bu Cemtaş için 16.50 seviyeleri geçildikten sonra 19.83 ile 21.55 seviyeleri yukarıda mevcut. Ve bu seviyelerin üstünde de kapanış yapması lazım. Ha geçilmedi mi? Ya buralarda gider gelir biraz. Muhakkak da burayı tekrar bir test edip yukarı yönlü hareket etmek isteyeceğine eminim yani. Bakalım. Bu zaten bir de yükselen bir trend var burada. Gördüğünüz gibi. Trendi aşağı yönlü böyle üstün körü bir trend çizgisi atacağım. Hani zaten ben formasyonu göre çalışırım genelde. Trend çizgisi çekerim ama trendin altı ya da üstü zaten ben onun formasyona göre nerelere kadar düşebileceğini gördüğüm için hani şey olarak hisse ya da paritede ne olursa olsun çünkü gelebileceği son noktalar var, düşebileceği son noktalar var. Oralardan tepki alması gerekir. Mesela bu kağıt buraya düşer, pat buradan bir tepki alır 11.89 üstünden. Onun altında gider 10.46'dan alır. Onun altında gider yani ben burada maliyetlensem bile buraya kadar gelene kadar derim ki ya bu düşüş trendine girdi o zaman. Ben bunu buraya kadar maliyet düşürürüm. Buradaki ilk tepkisinde de ortalamam zaten 10 lira olmuş olur burada alsam da. Bunu ilk tepkisinde satarım yani. Hani zararına değil yani. Ortalama karla satarım. Ama ne var yukarıda bir zaten bir trend olduğu için burada bir 16.53 yukarı yönlü kırıldığı vakit yukarıda 19.83 var. Aşağıda da 11.89 var. Çok aşağıya da geleceğini zannetmiyorum. Gelirse de hatta orası demeyelim de çok abes ve uçuk bir rakam olur orası. 12.69 altında da 9.46'lara falan gelebilir. Şu seviyeler kırılırsa aşağı yönlü. Burada dikkat etmekte fayda var tabii ki bu seviyelerde. Zaten bu da bir yerli otomobille alakalı galiba bir işler yapacak falan filan duyumları var. Bakalım neler olacak görelim. Cemtaş maksimum göreceği 21-22 lira hedef fiyatını söyledim. Bakalım.
oralara gidecek mi formasyona göre? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Valla işte diyorum ya, normal şartlarda ya Odaş'ı çok söylediler. Herkes bak, eğer KY'nin çok olduğu, içinde KY'nin çok olduğu hisse böyle yapıyor işte yani. Uğraştırıyor, anladınız mı? Çünkü kimse tahmin edemiyor ne kadar mal geleceğini piyasadan. Adam mesela bugün bir tane tahtada izliyorum yani. Hatta bizim de arkadaş da öyle mal aldı. Ya bu kadar KY'de bu kadar şey de, kağıt tavana kitlemiş arkadaş yani. Bırak, ne satıyorsun da? Hala 1000, 1500, 500, 300, 300 satış koyuyor yani. Hani bir patron satışı gelse dersin ki amenna, patrondan önce satayım kaçayım. Adamlar tavana kitlemişler hisseyi. Ve yani sen burada geliyorsun, abuk subuk bir mal satışı yapıyorsun. Hisseyi bu sefer aşağıya doğru hani tutup da tavandaki malı 10 kademe aşağı basıyorsun yani. Ulan tahtayı izlemiyorsun. Senin bir kere şeyin yok. Hani anlık veri izleme programın yok. Körü körüne alıyorsun, körü körüne satıyorsun yani. Ben aşırı mesela kızdım bugün. Ya şeyde de öyle yani. Odaş'ta da SPEC şimdi rahat hareket edemiyor abi yani. Kaldıracaklar isteği. Herkes yıllardır 5 lira olacak, 10 lira olacak. Tutup da sende hiçbir şey yok. Veri programı yok. Bir şey yok. Kim alıyor, kim satıyor görmüyorsun. Adamlar mücadele veriyorlar. Hatta perşembe günden beri mücadele veriyorlar. Hani aşağıya gidip, çünkü yukarıda çok aşırı mala maruz kaldılar cuma, perşembe günü. Cuma günü taban açtı hatırlıyorsanız. Bugün toparladı, hatta tavana gitti yani. Neden oluyor bu? KY'nin bilinçsiz satışından oluyor. Ya burada yani KY gerçekten tahtada rahat dursa, %10 payıyla satmasa, İnan diyorum var ya, takas mesela, takas ne olur biliyor musunuz? Takas kalır, hiç kimse tahtaya lot yazamaz, yazmaz da zaten. Hisse tutar gider 50-60 olur yani. Kimse satış yazmazsa düşünsene, alıcı gelmiyor, hep şey var, hep alıcı var, hiç satış yok. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani hissenin her gün tavan, hiç kimse satmazsa, sadece alıcı gelirse, zirvede de kime gideceği de belli malın yani o zaman. Çünkü oradaki girmek isteyen adamlar bile giremediği için zirvede satarsın çıkarsın abi yani. Bu işler böyle oluyor. Odaş'ta da çok KY muhabbeti oldu yıllardır. Valla bakalım ne olacak ne gidecek bilmiyorum. Valla Heytaş'ı ben size söyledim durumunu. Ama şeyin Odaş'ı bitireyim. Odaş'ın yukarıda bir 5-60 seviyeleri falan vardı yani en son. Ben grafiksel baktığım zaman galiba. Bir bakalım ona tekrar. Odaş'a bakalım. Aynen bak, bu artık bu seviyeyi kırmış. Bak başarı bölgesini kırmış. Bir 4-15 seviyesi var. Söylemiştim ben bunu zaten. Burada çizmiştik. Bak 4-13 seviyesi var. 4-0-1 kapatmış. Yarın da tavan açarsa zaten yukarıda güzel rakamları olur yani bunun. Ve bugünkü ilk tavanı kitleyişiydi galiba. Uzun süreden sonra. Böyle bir ilk tavanı kitledi. Zor oldu ama güzel oldu yani. Vallahi bakalım ne olacak ne gidecek göreceğiz. Bu seviyeleri geçtikten sonra yukarıda sarı çizgi demişim. Başarı bölgesinden sonra. Ben bu 4-13'ten sonra çok merak ediyorum Odaş'ı artık. Bakalım. Umarım umduğu yerlere gider yani. Sadece kömür falan filan değil de bunları maden olarak da düşünüyorlar. Ya değerli maden mi adam çıkarıyor, değersiz maden mi? Bunu da bilmek var yani. Şimdi bakır çıkaranla demir çıkaran bir değil, kömür çıkaranla doğalgaz çıkaran bir değil. Petrol çıkaranla işte ne bileyim başka bir şey çıkaran bir değil. Yani bunları da ayırt etmek lazım yani sonuçta maden türlerinde ya. Ben dün akşam öyle bir hektaş çizmiştim. O da işte artık şurada bir seviyeler var. O seviyeleri geçerse zaten 15-58 seviyelere geçerse 18-19 TL'si var demiştim. Alamadık. Kısmet yani alamadık derken kısmet zaten bugün zor bela bu da tavanı kilitlendi. Tavan bozdu. Tavandan geri geldi. Yani bakalım ne olacak. Beni korkutan şey zaten
bir patron listesi bu. Hani öyle şey değil, ne zaman ne geleceği de belli olmuyor. Bir de tarımı destek paketleri falan filanlar. Bakalım neler olacak bu tarıma destek paketlerinde. Ne kadar destek verecekler, hektaş nerelere gidecek. Çünkü bunun ekürileri çok aşırı fiyatlandılar yani. En ucuz içlerinde bu kaldı hektaşın. Diğer piyasalara göre en ucuz bu kaldı yani. Bakalım o 18-19 civarı yapacak mı hektaş? Göreceğiz. İskeyo gidemez ya. Onun yolunu kesmişler abi. İskeyo nereye gidiyor? İskeyo'da ama enteresan bir şekilde de yabancı alışı var gibi. Yabancı satışı da var gibi. Ben tam anlayamadım. Bir gün alıyorlar, bir hafta topluyorlar. Yani bir enteresan bir durum var İskeyo'da. Onun da ben kısada bir hedeflerini çizmiştim zaten İskeyo. Eğer şu 2.14 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlarsa bu şirket, iş gayrimenkul. Zaten bugün fark ettiyseniz şey vardı, bir gayrimenkullerde bir hareketlilik vardı. Şimdi bir de hareket etmeyenler, göz önünde bulunmayanlar hareket etti. Şimdi bu ne durumda bilmiyorum. İnsanların gözünün önünde mi, değil mi, bunu sorgulamak lazım. İşte şurada 2.14 seviyelerini geçtikten sonra şayet 2.22'nin üstünde de kalıcılık sağlarsa 2.30 seviyelerine kadar gidebilir. Sonraki hedefte 2.50 civarı. 2.50-2.76. Yani uzun vadede de güzel yerlere gidebilir. Çünkü halk GYO da aynı böyle. Bekledi. Ki herkes umudu kesti. Patır patır götürdüler yani 60 kuruştan kağıdı. Kısmet diyelim. İSKYO'da bakalım ilerleyen süreçlerde ne olacak, neler olacak göreceğiz. Vallahi bilmiyorum, bir şey diyemem Özak için. Özak gayrimenkul uzunda. Özak. İşte bak, trendi kırmış abi yani. Daha bunun şurada 5.78'leri var. Bak şu seviyeyi kırdıktan sonra benim için, tamam mı? Burada yeni trend başlamış. Şuradaki trendi de çizelim de bari. Yani şimdi şuradaki trendi de çizelim, tamamlayalım. Zaten bak benim hedefim tamamlamış abi yani. Nasıl tamamlamış? Hatta hedefe az kalmış, özür dilerim. Şimdi şuraya koyacağız. Yani 6.20'lere falan geliyor, tamam mı? Benim zaten burada bir şey var. Şu olayı test ettikten sonra buradaki çanak kol yukarı yönlü hareket yani. Yukarı yönlü artık 5.78-6.20 seviyeleri sat seviyeleri gibi gözüküyor. Bakalım spek ne istiyor yani, bir de onu bilmek lazım. Ya da patron ne istiyor? Bu piyasada onu da bilmek lazım. Yani trend de, yukarıdaki trend de aynı şeyi gösteriyor şu an. Şuradaki trend, başka da zaten trendi yok. Görüyorsunuz. Yani buradaki patron da ne istediği de önemli bizim için. Tamam mı? Şu seviyeler geçildikten sonra zaten şurada bir yukarıda kaç seviyeleri var? Şuralara kadar 6.03 aynı seviyelere denk geliyor yani şu an çizdiğimizde. 6.20 seviyelerine kadar gidebilir. Bugün güzel bir alıcıyla kapattı bu zannediyorsam. Güzel bir tavan yaptı çünkü. Biraz uğraştı ama olsun. Bu da uğraştı bugün tavanla. Eyvallah, rica ederim. Yani ben o trendi çizmiştim. Trendi çok güzeldi yani aslında. Trend aşağıda alıyorduk, yukarıda satıyorduk. İşte biraz düşüyordu, biraz sonra satıyorduk falan filan derken hisse en sonunda trendi kıracağım dedi. Kırdı yani ve herkes unuttu onu. Herkes unuttu.
Bakalım neler olacak ilerleyen süreçlerde. Göreceğiz yani. Evet, var mı başka sormak istediğiniz? Endeks gidiyor. Bakın endeks hala gidiyor. Ve endeks bazlı olup da gitmeyen hala kağıtlar var. Bunların endeksle alakalı bir durumu yok. Sadece zamanlarını bekliyorlar. Haberiniz olsun. Hani böyle ha bunlar da gitmesi lazım. Yok abicim, yani bu endeksle hiçbir bağlantısı yok. Endeks sadece sizin düşüş için bir kılavuzunuz olsun. Düşerken dikkat edin. Yukarı çıkarken zaten hisselerin çoğu çıkmıyor. Yani burada dikkat edeceğiniz rakam, yani şu anki seviyeler zaten dikkat edilmesi gereken rakamlar, artık tamam yukarı yönlü gidiyor. Katarlılar falan geldi diye. Öyle söyleniyor yani piyasaya. Ama bakarsanız hani piyasaya Katarlılar geldi. Eyvallah. Ama bakıyorsun bir öteki hisseler düşüyor. Öteki hisseler çıkıyor. Bugün mesela İhlaslardan biri, hatta sabah %6 idi İhlas gayrimenkul. %5 miydi, %6 mıydı neydi? Sonra bir baktım o tekrar eksi yerine gelmiş. Yani birini indiriyorlar, birini kaldırıyorlar. Yani sırayla bu işler, ama sırası gelen derken şu şekilde sırası gelen. Bazı hisseler var, zamanı gelmiştir. 10 kat gitmesi gerekir. 10 kat götürürler abi yani zamanı gelmişse. Ama bunun dışında yani öyle çok hisseden de yüksek aşırı performans beklemeyin. Bazı hisselerin de zamanı bitti, tükeniyor. Dikkat etmekte fayda var. Bir de şu son zamanlar zaten bu yazılım şirketleri papilyon falan da hareket etmedi. Biraz papilyona da bakalım. Papile bakalım. Ne diyor? Papil'de işte bak burada kararsız kalmış. 14.92 üstünde çizmişim ben bunu. Oo, bu güzel gitmiş yani aslında yukarı yönlü. Şu seviyelerden. Vallahi yolunu almış yani bu kağıt. Papilyon'da başka olasılık yine. Şurada 23.58'lere gelme ihtimali var. Papilyon'un. Bir de akşamki Jatsa şeyinde de bildirimlerinde de şu seviyelerde şey gelmiş. Savunma sanayine bir iki tane ismine ambargo koyacaklarmış galiba. Bilmiyorum. Şu 19-12 seviyesi üstünde kaldığı sürece şu seviyelerde yani yukarıda 22-23 lirası var yani. Hemen hemen bakalım bu papilyon ne yapacak, göreceğiz. Sonra ArtYZ vardı bugün. O da bir tavan yaptı galiba. ArtYZ bu da tavandan geri dönmüş. Fazla nefesi yetmemiş işte. Bak bunda da yani bu şu ArtYZ'de de şu an yani şurada 41.98 bölgesinin üstü kapanışları önemli. Zaten şu an bizim başarı bölgesinin üstünde kapanış yapmış Art yazılım. Çizmiştim ben bunu. Bu Twitter'da da vardı. Instagram'da yoktu. Twitter'a atmıştım galiba. Dedim ki bunu tekrar bu rakamlara gidecek. Bak zaten savunma hattına kadar gelmiş. Hani şuralarda çizmişim ben bunu. Şuralar oluşmamıştır muhtemelen. Bak gelmiş tekrar buralara kadar gelir demişim. Savunma hattından yukarı yönlü hareket etmiş. 41 liralara kadar gitmiş yani. Ya bakalım. Bu daha ne kadar gidecek? İlerleyen süreçlerde bunu da göreceğiz. İzleyelim. Onun dışında başka ne vardı? Despek bu ara bir atak yapıyor. Ara ara %5 falan. Bu hisse de yani takibe değer bir hisse. Ben mesela Despek'i severim. Despek güzeldir. Burada trade etmeyi bilirsen de bu çok güzel ekmek yedirir insanlara. Bunun dışında burada şuradaki seviye, ben söyleyeyim Despek'in hedefini, hani kısadaki
şu seviyenin üstünde kapanışlar yaptığı sürece 14-20'nin üstüne gelirse, bunun üstünde kapatırsa yukarıda şu seviyelerin üstünde kapanış yaparsa orayı da çizelim de şimdi Fibonacci'mizi çekelim. İşte bakalım. Burada 12.72 üstünde 14.22'ye kolay bir şekilde gidebilir. Şu seviyelerin üstünde. Gideceğini de umut ediyorum. Şu an zaten 12.66 ise buradan 12.72 üstüne atıp 14.22'ye kadar gider. Oradan da yukarıda 16.23'te 17.28 hedefleri mevcuttur Despek için. Despek bilmiyorum. Ben şu fiyatlarda çok takip ediyordum. 2 liralarda falan, 2,5 liralardaydı en son bu. Benim takip aldığım bölgelerde. Zaten burada da bir trend çizmişim. O da yukarı yönlü gitmiş. Despek'ten bakalım. Şu 16-17 fiyatlarına gelecek mi? Göreceğiz ilerleyen süreçlerde. İzleyelim, görelim. En azından böyle takip listenizde bulunsun yani Despek. Bunun dışında şey var bilişimlerde. Fonet var, çok sessiz. Yani bu hisseleri sağda solda yazınca gitmiyor arkadaşlar yani. Bunlar öyle bir şey ki yani yazdığın zaman gitmiyor yani. Bir yerlerde söylediğin zaman da gitmiyor. Bunlar ansızın yukarı yönlü hareket ediyor. Hiç anlamıyorsun bile. Şu an mesela zaten savunma hattının üstünde geziniyor yani. Fonet. Yukarıda 11, şu an 11.32 güzel kapanış yapmış ama şu yukarılarda 11.90, 12, bunun da 13-14 lirası var hedef fiyatı. Bakalım ne olacak ilerleyen süreçlerde. Valla uzun vade tek tu birikir mi? Ben tek tu için bir şey demiyorum. Onun da zamanı gelince göreceğiz. Tek tuyu. Bakalım neler olacak? Zaman neyi gösterecek Tektu'da? Bilmiyorum. Tektu'ya yorumsuz kalıyorum şu an. Tektu'nun uzun vade 7-8 lira hedefi olduğunu düşünüyorum ben sadece. O da şundan dolayı düşünüyorum. Şurada yok yok bakacağım. Oyakçaya bakacağım. Şurada bir mesela Tektu'da uzun vadede neden böyle bir şey söylüyorum? Ben Tektu'yu söylemiştim. %20 falan gitti işte. Yani bu kağıt çok ağır kaldı. Ben kızdım yani bu kağıda. Şu geçmişinde bir bölüm var bunun. Bir aylık bakacağım şimdi kağıda. Bir aylık baktığımız zaman şurada bir seviye var, tamam mı? Bak 4.55 lirası var. Zaten buraya kadar gelmişken bu gider bu fiyatlarda der ki bedelli açıklayacağım. Bunu 2-3 lira daha götürürler. 8 lira yaparlar. Örnek veriyorum sadece. Bunda da günlükte 2.15 üzeri Tekto için diyorum 1.92 üstü olumluyum. Onun dışında 2.15 kuvvetli direnci var. Orası kırıldığı zaman 2.39 sonra yukarı yönlü önü açılır yani. 2.39 üstünde. Ve 2.15'te kırması lazım. Üstünde kapanışlar yapması lazım. 2.39'un üstünde de yukarı yönlü hareket eder. Bakayım. Önce bir Oyakçay'a bakacaktım. Oyakçaya bakalım. Ya piyasadan bir anda şeyler silindi gibi oldu yani. Bak çimento şirketleri yani bir anda kalktı gibi gözüküyor ama kalkmadı yani abi. Bir haber bekliyorlar. Hemen bu haber onaylanınca zaten emin olun gideceklerdir bunlar da. Ben Oyakçe bilmiyorum da hani bunun 9 lira hedefi var demişim zaten 9.51. Bir günlükte bakalım. Ya bunlar bedava şirket abi yani bunlar var ya zamanı gelince öyle bir altın değerinde olacak ki herkes
herkes şaşıracak yani bunları. Bunları herkes şaşıracak yani. Herkes diyecek ki tüh bu da mı vardı? Hani bildiği şirketi unutacak insan yani. Yani şuradan çizgi çeksem burada başka bir formasyon oluşur. Çizdiğim yerde şuranın arasında yani dağlar kadar fark var. Bu tutup yani 7.08'e kadar da gelebilir. Şu an 8.08. Ama şu an güzel bölgelerde geziniyor. Hedefine de az kalmış yani. Fazla bir şey kalmamış. Şuradan 2 lira marj var ya. 8.09 üstünde 8.51, 8.92 ve 9.51 hedefleri var yani. Onun altında aşağısı zaten riskli abi. Çok şey var, boşluk var. Şuralara kadar gelebilir. 7.18'lere kadar. Oyakçı'ya da durum bu. Smart'a bakacağım. Smart'a da bakalım. Başka aklınıza gelen varsa bilişim söyleyin. Teknoloji şirketi olarak. Smart'ı bayağıdır yatırıyorlar. Bakalım uyandıracaklar mı bu devi? Bak ben buna kaç sefer formasyon çizmişim. Burada çizmişim. Tamam, Cypher oluşmuş. Demişim ki bu ilk hedefine kadar gelmiş normalde. Sarı bölgeydi ilk hedefi. Geçemeyince bir daha düşüyor. Burada bir daha formasyon oluşuyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Neler olacak göreceğiz yani. Kısada da 8.54 hedef fiyatı var yani. 7.36'nın üstünde kaldığı sürece, 7.36'nın üstünde kaldığı sürece yukarıda 8.54 hedef fiyatı var. Bunun altındaki kapanışlarda da 7.36'nın altındaki kapanışlarda da 6.94, 6.73. Ben zaten bu kağıttan bir 5 liraya gelmesini bekliyorum gibi düşünüyordum bir ara. Sonra işte bakalım gelmedi ama şu 6 seviyelerine kadar gelmişti hatta şurada. Evet, şu seviyelerde. C'nin oluştuğu yerde şuradaki ilk formasyonda. Gelmişti. Güzel oldu aslında gelerek. Orada girseydik şimdi 2-3 lira marjında kardaydık ama çok bekletti yani. Takası ne durumda bilmiyorum, bakmadım. Sadece teknik yorum yapıyorum şu an. Hissenin tabii ki grafiğine bakarken takasına da bakmak lazım. Ben o konuda çoğu şirketin takaslarına da biraz aşinayım artık, izleye izleye, göre göre. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ya işte yani Smart'la kafein aynı, biliyorsunuz. Yani ben Smart'ı 2 liralardan götürdüler ama ben kafeinin hiç hareket etmediğini düşünüyorum. Kafein için. Yani kafeini çok yatırdılar. Bilmiyorum neden. Kafein yazılımı. Yani ben bundan da bir hareket bekliyorum yani aslında. Bakalım. Burada bir 19.65 çizmişiz ama yani bu bayağı bir olmuş yani. Şuralarda falan çizmişim. Sarı çizgiyi atmışım. Burayı geçsin demişim. Yukarı gider. Sarı çizgiyi geçmiş yani. Aslında 16.72'nin üstünde buralara kadar gelmiş. Hedeflerine gelmiş aslında ama ben kafein yani bu şirketi çok bayağıdır yatay tutuyorlar. Sonuçta bir Smart'ı 10-11 lira kadar yaptılar. Bunu Smart'tan sonra asıl sahibi bu. Yani kafein yazılım Smart'ın. Yani Smart yüzde işte 800-600 değerlenirken %500 diyelim. Bu zannetmiyorum bu o kadar gittiğini.
gitmedi yani. Bana göre. Demek ki piyasada kendi alanında şu an kendini geliştirebilecek bir iş bulamıyorlar. Bakalım ne olacak? Yenilik şart abi yani. Bir hisseye hani tekrardan can gelmesi için bak mesela ADES'e 2-3 gündür millet ortalık çalkalanıyor ADES'e batık diye. ADES'e de bir haber attı pat akşam. Bak ne oldu? Alışveriş kolumuzu kapatıyoruz. Artık inşaat sektörüne ağırlık vermeyi hedefliyoruz diye kapattı adamlar yani. Bak mesela şirket için şey yok. Yani problem yok. Adam koddan çıkmak istemez abi. Koddan çıkacak olsa zaten borsada ne işi var? Mücadele veriyorlar yani ayakta kalmak için. Çünkü bazı şirketler vardır. Hem borsaya alışmış hem de Türkiye'nin hani mesela borsa insanlar için gerçekten güzel bir gelir kaynağı ve şirketlerini ayakta tutma yeri. Çünkü buradaki borsada olup da çok ihalelere falan girebiliyorsunuz yani işlemsel hacimsel olarak bakıldığı zaman. Kendi dalınızda yarış yapabiliyorsunuz yani piyasada. Adam diyor ki ya bunlar zaten piyasanın içindeler yani. Bilindik şirketler. Ne oluyor? Bir güven veriyor insanlara. Abicim yani durum bu. ADES'e mesela bak. Ne oldu? Batık mevzuları çıktı. Ya tamam batıksa batık yani. Adam pat bak ne oldu? Şirketleri kapatıyoruz dedi. Ama şey AVM'lerimizi kapatıyoruz dedi. Normal abi AVM mi kaldı? Baksana son kaç 9 aydır AVM'ler işlemiyor yani doğru düzgün. Açık tutsa ne olur zarar eden bir yeri? Ne işi var yani zarar eden şirketle? En iyisi dedi AVM'nin şeyin vurmadığı, koronanın vurmadığı tek sektör aslında dedi. İnşaat sektörü atılım yapayım. Umarım başarılı olurlar. GYO olarak. Hani gayrimenkul dalında. İnşallah güzel yerlere gelirler yani ADES için. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler olacak. Göreceğiz. Vallahi kuleyi muleyi bilmem de yani satsın güzel satsın sıcak para girer. Satmasındaki sebep şu. Abicim borçları var yani adamlar bir senedir aşağı yukarı hazır tüketiyorlar yani iyice zararın içine girdiler. Geçmişten de zararları var. Bir şeyleri satacaklar ki holding de bunlara destek çıktı aşağı yukarı. Mecbur yani. Hadi dedi bırak dedi git başka ne iş yapıyorsan yap dedi yani. Bırak şeyi artık AVM işlerini. Onlar da bıraktılar herhalde artık. Bakalım umarım yeni iş sektöründe başarılı olurlar. İnşallah. Hiçbir sektöre uğramadan yukarı yönlü devam eder yani. İş hayatları. Ya abicim bunlara bir şey olmaz. Bu tür şirketlere bir şey olmaz ya. Hani bu mesela adam en azından mücadele veriyor ayakta kalmak için. Bir yeri satıyor, oradan onu alıyor, onu yapıyor. Ben severim böyle işleri yani. Hani mesela adam burada başarısız mı? Abi orada devam etmiyor. Bak mesela Egeli CEO serileri ne oldu abi? 8-9 lirada milletin elinde kaldı yani. Egeli CEO'larda. Yani bak insanları harcadılar. Batıçım benim de dikkatimi çekiyor aslında. Ama Batıçım'da şöyle bir şey var. Bekletir abi. Batıçım bekletir. Batıçım'ın hedefi de var. Şurada bir ben çizdim. Şu seviyeyi geçsin. Bak bugün test etmiş. Tamam mı? Bu seviyeyi geçsin. Bu. 4.66'nın üstünde kapanışlar yapsın. 5.48'de 5.48 seviyeleri hedef fiyatı var demişim. Kendimce yani. Teknik açıdan bakarsam. Kısada da hedeflerini tamamlamış yani. Bakalım. Evet. Yani hemen hemen oralara geliyor abi. Şu seviye kırıldıktan sonra şuradaki kaçmış. 4.54 üstünde kaldığı sürece burada hatta 4.54 değil pardon 4.93 seviyesinin üstüne gittikten sonra 4.93 kapanışlarda 5.87 ve 7.07 hedef fiyatı var bunun Batıçim'in.
Burada bir kelebek formasyonu var. Bu gider bunu krebe çevirir abi. Çok iyi olur ya. Buralara kadar gelebilir. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sanko bakayım. Sanko ne olur ne olmaz. Sanko'yu görelim. Sanko'da onu da bakmıştım ben ona. Dün akşam bakmıştım galiba. Şey olarak yani grafik olarak bizim bir abi var, o söylemişti. Demişti böyle böyle. Söyledikten sonra zaten hisse tavana gitti. Sanko'da işte şuradaki seviye, şunu bir kapatayım da. Yani aslında burada da bir formasyon var. Şöyle de bir formasyon var. Burada da bir şu seviyeler 5.48'de, pardon, bu batıçıma bakıyormuşum, özür dilerim. Grafik niye açılmadı diyorum. Sanko'nun şurada bir 9.22 hedef fiyatı var. Şu seviyeyi geçtikten sonra 8.93'ü geçerse 9.22 fiyatını görür. 8.63 kapatmış. Yarınki tavanı zaten muhtemelen yarın tavan yaparsa bu fiyatların üstünde olacaktır. Çünkü %9'u hesap ettiğimiz zaman 8.93'ten ne yapar? Nerelere gider? Biliyorsunuz yarınki tavan nedir? Şu an bakmadım yarınki tavanına ama. Muhtemelen 8.93'ün üstünde zaten de onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bakalım. Şu fiyatı geçmesi lazım. 8.93'ün üstüne atıp üstünde kapanışlar yapması lazım. Ki yukarı yönlü devam etsin yani Sanko. Yapmazsa da zaten geçmiş olsun. Yine gelir tekrar aşağıya yani aynı rakama. Hissede de bir şey var. Yukarı yönlü bir eğilim var Sanko'da. Bilmiyorum yani. Bakalım. Hissede de trend yukarı zaten. Bir aşağı yönlü bir şey gözükmüyor şu anlık. Haftayı, bu geçen haftayı güzel kapatmıştı galiba. Ya işte bunlar unutturuldu abi. Bunlar unutturuldu. Bunlar var ya. Bu hisseler unutturulunca böyle götürüyorlar yani. Hiç anlaşılmıyor bile. Burada 9.78, 10.22 hedef fiyatı bile var yani bu kağıdı. Sanko güzel ya. Sanko güzel abi. Yani şimdi bakacağım taramı tamamlanmış mı liste. Liste tamamlanmış. Çünkü gün içinde Matrix'im açık değil. Verileri güncellemek gerekiyor Matrix'le alakalı. Verileri güncellemek de bir 20 dakika falan sürüyor. O yüzden sıkıntı yok. Yayında herhangi bir problem yoktu, değil mi arkadaşlar? Bakalım taramada neler çıkıyor görelim. Günlükte 50 tane hisse var. Bunu bir ikinci bir filtreden geçireyim. Neler olacak, neler gidecek. 145 tane hisse vermiş ya. Bugün yeni bir şey başlamış artık. Çalıştır diyelim. Çalıştır. 145 hisseden ne çıkacak bize bakalım. Abi gene çok hisse çıktı ya. Abi bunların içinde işte en iyi olanları seçmemiz lazım yani. Mesela en sessiz, ben söyleyeyim size. Mesela siz de az çok aşinasınız. 20 tane hisse var abi. Ben bunlar 24 tane hisse var. Mesela bak zaten hemen hemen konuştuğumuz hisseler çıkmış. Hmm.
Yani burada bakıyorum. Mesela Alka var. Bakfaş var. COM var. Tamam mı? Hani çıkanların içinde konuşuyorum. Sonra bunun dışında yani bakacağım neler çıkmış. Derim çıkmış. The Gate çıkmış abi. Egup çıkmış. Data Gate'den sonra. GSDD çıkmış. Hürgüz çıkmış. Mepet çıkmış. Mipas çıkmış. MRGYO çıkmış. ÖzGYO çıkmış. Papil çıkmış. Perkim çıkmış. Verüs çıkmış. Burce Bur ve Kardeşler çıkmış. Aselsan çıkmış, Bimaş çıkmış, Türksel çıkmış, Anadolu Hayat çıkmış, İşvin çıkmış, Netol çıkmış, Zoren çıkmış. Ben bunların şimdi grafiklerine bir tek tek bakayım. Olmadı. Olumlu ya da olumsuz bir bakalım hep birlikte. Yani böyle değişik bir liste çıkmış yani bugün. Şu an sesim falan geliyor değil mi? Problem var mı? Kimse var mı? Ses var mı? Tamamdır. Bakalım bir sırayla. Alka çıkmış abi. Alka alkim kağıt demiş. İşte Alka da bak kıramıyor abi. Burayı kırsa zaten bunu öyle saçma sapan hani şu trendin altına kırmasın diye de bu yukarıdan da burayı kırarsa diye çizmiştim. Yoksa böyle bir şey yok yani. Bir günlük bakalım. Bak abi aşırı bir yatay bir hisse yani. Şuraları kırmak istiyor ama kıramıyor yani. Alka. Yani dikkat edilebilir bir kağıt. Alka için konuşayım. Dikkat edilmesi gereken bir kağıt. Bu seviyelerde kırılması gerekir. Hatta şunu şuradan düzgün bir şekilde alalım. En azından şöyle aldığımız zaman. Yani Alka bilmiyorum ama yorumsuzum Alka için. Çünkü bunlar da çok çarpıyorlar adamı. Ben hissenin oyunu suyunu bilirim o konuda. Vallahi girmem de yani ama hisse isterse Alka için olabilir, yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bakfaş'a bakalım. Bakfaş zaten dönüş vermiş. Buradan bir giderse şu seviyelere kadar tekrar bir olası bir hareket olur mu? 22.82 geçilirse Bakfaş adına şurada bir yukarıda. Eğer Bakfaş 22 hatta 23.00 seviyeleri geçilirse 24.71 ile 25.61 hedef fiyatı var. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bakfaş yani bu buradan giderse şu seviye geçilirse 23 seviyesi yukarı yönlü hareketine devam ettirir. Bakalım ne olacak. Kaç gündür de bir iki haftadır da bir yükseliş düşüş trendindeymiş. Bir iki haftadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynen aşağı yukarı 15. gün tekrar bir yukarı yönlü hareket yapmak istemiş. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki haftalarda Bakfaş 24 liraları görecek mi? Bunun dışında Bakfaş takip edilebilir. COM çıkmış taramada. COM
Vallahi işte burada da bir formasyon var ama yani alır mısın Erdal? Ben bunu da almam abi. Bunlar çünkü mimli kağıtlar piyasada. Çok içinde bekleyenler var yani. Geçmiş olsun abi, bu kağıdı götürdüler. Kötü şirket mi? Hayır abicim, şirket güzeldi, içinde K'ye çok. O yüzden. Yoksa sıkıntı yok. Hani şirketin potansiyeliyle alakalı falan. Bunlar da devlet destekli şirketlerden bir tanesi. Yani devlet sonuçta destekliyor. 9.23, 9.65 hedef fiyatı var COM'in. Notunuzu alın abi. COM'de 9.23, 9.65 hedefi var. İlk hedef 7.54, 8.03, 8.53. 3 tane ilk hedef var. Sonraki başarı bölgesi. Görüyorsunuz. Formasyona göredir hedeflerimiz. Hedefler COM için ve diğer bütün hisseler için hedef fiyatlarımız formasyona göredir. Yoksa ben şirketin pozisyonunu bilmiyorum. Yani bu konuda da şeye gerek yok yani, yorum yapmaya gerek yok. Derim'e bakalım. Derim ne diyor? Valla bu şirket de güzel bir dönüş vermiş aslında bugün de. Bakalım, bunu da izlemekte fayda var ya. Şu yarınki hareketi önemli yani. Bu buralardan 10-14'lerin üstünde kalıcılık sağlarsa ben söyleyeyim yani, şu fiyatların üstünde hani bakalım şuradan bir. Derim'de, hatta oradan değil de şuradan bakalım. Eğer Derim o hareketi yaparsa, Derim'in hedef fiyatını söylüyorum. 11.36 geçildikten sonra, şu seviye geçildikten sonra arkadaşlar, Derim'de 11.36 seviyesi geçildikten sonra, evet, 11.36 geçildikten sonra 12.46 ve 13.04 hedef fiyatı vardır. Önemli olan 11.36'nın geçilmesidir. İlk hedefimiz orasıdır. Burada da 9.81 altında 9.33 ve 8.55 aşağıda sıralı hedefler vardır. Aşağıdakileri de söyleyeyim de en azından. Pozisyonunuzu ona göre ayarlarsınız. Çünkü piyasa sadece bir yönlü değil, iki yönlü. Aşağı yukarı oynayabiliyor. Ona göre de marjınızı ayarlar. Hisselerinize bakarsınız yani. 3 aşağı 5 yukarı ortalama düzelterek alabilirsiniz yani. The Gate'e bakalım. Bakmıştık sanki geçtiğimiz yayınlarda The Gate'e. Data Gate. Bakalım ne diyor. Evet, The Gate'e bakmışız zaten. 17.20 ile 17.52 hedef fiyatı vermişiz The Gate için. Tabii şu seviyelerde hani farklı bir seviyelere de gitmek isterse o da gözümüzden kaçmaz umarım ya. Önce şuradaki seviye yani ilk hedefler. Şurada da 17.52 hatta 17.89 üstü kapanışlarda da hedefler değişir. Farklı hedeflere de gidebilir yani The Gate. Dikkat etmekte fayda var. İzlenebilir o şeyde, kısa vadede bir, bu hedefler. Çünkü bunlar %5 gittiği zaman, %10 gittiği zaman zaten 17-18 lira çabuk oluyor yani. Kısa da hemen geliyor o fiyatlar. EGUP, ona bakmayacağım. EGUP zaten gitmiş gidiyor. GSDD'ye bakayım. GSDD bu da belki piyasada ucuz kalmıştır. Ama bilmiyorum şirketin nedir ne değildir durumunu. Evet, güzel bir dönüş vermiş. Bunları da çizmişiz daha önce. Bakalım. Bak, burada bir kulp çanak çalışması yapıyor. Bunda da 5.62 seviyesi önemli. Hatta şurada bir önce geçmesi gereken 5.26'nın üstüne atması lazım. 5.26 seviyelerinin. Bunun üstüne atarsa abi 5.63'ü geçerse bu kağıt daha gider yani. Bu kağıt da bayağıdır bir sessiz. Yani mesela bu kağıt sert hareketleri seven bir kağıt. Bak, buradaki yükseliş, buradaki yükseliş patır patır gitmiş yani. Ama şurada bayağıdır bir yatay kalmış. Çizimleri kaldıralım.
Yani bak zaten öyle bir şey ki yukarı yönlü eğilimi de var yani. Sadece aşağı yönlü bir şey görmüyorum ben burada şu an. Baktığımız zaman grafiğe. Bakalım şuradaki mumun yarın öbür gün devam ettirirse bu da böyle bir 7-8 liralara kadar uzanabilir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sıradakine bakalım. Hürgiz ne diyor? Hürriyet. Hürgiz, Hürriyet gazetecilik ve matbaacılık diyor. Bakalım. İşte ben buna zaten muamma bir şey bakmışımdır. Muamma çizmişim ben bunu normalde. X, A, B. İşte C'nin oluşması lazım abi. C oluşmadığı için bir şey diyemiyorum. 1.98'e kadar sarkabilir. Onun altında 1.77 ve 1.67 seviyeleri var. Yani Hürgiz adına. Şu an 2.26 fiyatı var. Yukarıda da 2.58, 2.66 hedef fiyatı var. Burada da destek yani 1.98, 2.26'nın desteği. Yukarıda da işte dediğim gibi 2.58, 2.66 fiyatı var. 1.98 altı stop olur. Neden olmasın abi? Bunun altında gidersin 1.77 ile 1.67'den alırsın ki yukarıdaki marjı yakalayabilesin yani. Canın da sıkılmasın diye. Bunun dışında Mepet bakalım. Mepet çıkmış taramada. Mepet ne diyor? Mepet dönüş vermiş mi? Mepet. Metro Petrol ve Sanayi Tesisleri diyor. Evet. Mepet de dipten bir dönüş vermiş. Bakalım bundan sonra ne yapacak? Şurada bir 3.32 seviyeleri gerçekten bu hisse için önemli. Bunun üstüne attığı zaman şu 3.32 seviyelerinin üstüne attığı zaman daha önce de göreceksiniz. Ben bunu çizmiştim. 3.32 üstünde 3.56 çabuk geliyor. Ve burası geçildiği zaman da zaten yukarıda 3.76 var. Sonra 4.15 sıralı hedefleri var yani. Ben buna bakmışım bir ara. Bunun uzunda da hedefi var. Bu kağıt da böyle yabana atılacak bir kağıt değil diye düşünüyorum. Pek insanlar da bilmiyor galiba bu kağıdı. Mepet ne diye sorabilen oluyor yani daha çok. Yani bu kağıtta da bir 6-7 hedef fiyatları vardır yani mevcutta. Bana göre yani daha doğrusu. Çünkü grafik onu gösteriyor. Grafiğe göre baktığımız zaman maksimum işte şurada 6.87-7.56 fiyatları var. O fiyatları takip etmekte fayda var. Valla endeks fiyatı yukarılarda nasıl diyeyim size? Endeksin bir 1453'leri falan var. 1455'leri, 1456'ları, hani belki 1500'e yaklaşırlar ama riskli bölgeler yani. Dikkat etmekte fayda var. Hani şey manasında değil, tutup da nakite geçin diye değil. Abi temkinli olun diye yani. Hani herkes temkinli olsun, ona göre de pozisyonlarını alsın yani. Yoksa ben hani endeks zaten düşmesini isteyen bir insan değilim. Düşmesinde aslında düşmesi gerekiyor. Düşseydi güzel olurdu. Sonra yükselseydi yine güzel olurdu. Şimdi ne olacak bakalım. Gerel'e bakalım abi. Gerel aslında güzel duruyor da. Gerel biraz can sıkıyor ya. Gerel şirketi. Allah abi yani savunma hattına dayanmış kağıt. Bak savunma hattına gelmiş tamam mı? Artık buradan da bir zahmet yürü. Yani bu gelmiş. Şurada 6.54'lere kadar gitmiş bu kağıt. Bunu biz 6.17'lerde mi ne bakmıştık? 6.17 seviyelerin üstünde işte hatta bir ara 6.02'lerde gördüm ben bunu. Gireyim mi girmeyeyim mi? Girmedim abi. İşte şurada 6.56 seviyesi var ya orası gerçekten önemli bir direnç bunun için tamam mı? Bu burayı kırdığı zaman buradan yukarı yönlü öyle bir hareket eder ki hiç kimse anlayamaz yani çok hızlı olur. Sonra takılacağı da seviyede 7.87 civarları yani. Gerel'in. Şu şarj istasyonları mevzuatları vardı bunların galiba.
Eğer o da gerçek olursa tabii ki umarım o 2 liralardan gelişi o fiyatlar değildir yani. Orayı fiyatlamamıştır umarım. Hani sonuçta borsada yani biliyorsunuz geleceği fiyatlıyor. Hemen bir haberini fiyatlıyor abi. 10 yıl hareket etmiyor ise. Umarım bazı şirketlerde bu tür mevzuatlarda yani bakalım neler olacak. Valla o haberi patlatsalar da ben umarım diyorum bak 2 liradan çünkü bu kağıt 1.80-1.90'lardaydı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2.40 geçsin de 5 liralara gidecek diyorduk. Bakalım. Altı elli altı üstü kağıtta pozitifim. 6.56 altında da zaten alım satım yapılacağı yerler var. Ama ben dediğim gibi yani umut ediyorum ki yani 2 liradan o 6-7 liraya gelişi bu şarj istasyonlarını fiyatlaması değildir. Yani şirketin kendi değerini fiyatlamasıdır. Umut ediyorum. Eğer bu şarj istasyonlarını fiyatlamışsa yani vay haline abi yani. O zaman içindeki yatırımcının beklentisi bitmiş olup kaçmış olması lazım. Takısa da bakmak lazım. Dediğim gibi yani mesela o yükseltenler 2 liradan 3 liraya yükseltenler kimler? Bu fiyatlarda mal topluyorlar mı? Bunlara da bakmak lazım yani. Bakalım TSGYO'ya bakalım. Bakacağım abi şu an TSGYO. Şu an ekran görüntü falan var değil mi sizde? Ya da sesim geliyor. Geliyorsa sıkıntı yok. Valla umarım şu ya umduğum şey değildir yani şuradaki çektiği kılıç. Yani TSKB gayrimenkul yatırım ortaklığı için yani, umarım o değildir. Bu yukarı yönlü devam eder yani. Ben bunu 2 liralarda mı kaç paraymış? Aynen öyle. 2 liralarda çizmişim abi. Valla ben bu şirketi çok çok çabuk unuttum yani. Ben bunu biliyordum böyle bu kadar gideceğini. Tahmin etmiştim. Şey olarak yani. Abi sokmadılar bir daha. Giremedik ya. İnsanın unutturdukları hisse gidiyor abi ya. TSGYO'da unutturulan şirketlerden bir. Bir düzeltme gelmesi lazım artık abi buna yani. Bir şuralara kadar bir 4.40'lara kadar düzeltme gelirse oralarda bir izlenir yani. Hemen alınmaz ama bir izlenir. Şirketin ne yapacağı da önemli. Pek bilmiyorum. Şu an hedeflerine gelmiş. Şirket şu an hedeflerine gelmiş abi yani. Bakalım Anneli nasıl duruyor bakalım. Anneli'ye de bakmıştık geçenlerde. Demiştim yani şurada bak bu da şu an savunma bölgesinde geziniyor. Şu bölgede yatay gidecek abi şurayı kırmadığı sürece 3.48 bölgesinin üstüne gitmediği sürece ben bunda şu 4.23'leri falan beklemem abi. Buraları kıracak yani. Şu seviyeleri kıracak. Ya hep burada bir yatay süreç olacak. Çizmişim bak bunu. Aneleyi. Bu böyle kalıyor. Ben izliyorum sadece. Bu ne zaman ki bu 3.49 3.50 üzerlerine kapanışlar yaptığı zaman abi hadi giriyorum derim abi. Şurada da çıkarım yani. Kısa vade alırım. Uzun vade bilmiyorum. Uzun vadede 5.07 Anele'nin hedef fiyatı var. Onun dışında da şey yapmam yani. Giriş yapmam. Çünkü çok bekletiyor abi. O alt kozaya da bakacağım. Koza
Madencilik mi yoksa kozal altın mı? Tamamdır. Valla ben bunu işte çizmişim bir şeyler de burada. 15.03 bölgesi geçilirse abi yukarıda ya bu buralarda çok git gel yapacak da bu kağıdın var ya uzunda bu kağıtlar var ya hani çok uzun vadede çünkü yıllardır bekletiliyor. Biliyorsunuz bunlara bir kayyum mayyum atandı. Dava sonuçları ne oldu bilmiyorum. Devlet bünyesine geçirdi mi? Bununla ilgili de bilgim yok. Hani şirketin kendi yapısını takip etmediğim için yani. Takip ettiğim bir şirket olsa bakarım yani devletle alakası nedir, ne kadar bağlantısı var falan filan diye takip ederim. Şimdi bunlara bir kayyum atandı, bunlar bir devlet el koydu falan filan oldu biliyorsunuz az çok. Yani bu şirket şurada 15.03'ü geçerse ya da bu davalardan haklanırsa örnek veriyorum. Artık devlet el koydum derse, burası benim malım derse abi bu hisseyi tutup gider yani çok çok güzel rakamlara gider. Yani 15.03'te ilk hedef 15.03, onun üstünde 17.13, 18.22. Tabii bu tür olasılıklar gerçekleşirse bu kağıtlarla alakalı. Yani bu kağıtlar tutup yani çünkü yıllardır bekletiliyor. Aşağı yukarı 6-7 senedir. Fazla bir şey yok. Korona da biraz düştü. İşte orada burada düşüyor. Ama yani bu tür şirketler uzun vadede bu şirketler uzun vadede değerli. Yani değerlendirilebilir yani. 0.57 kuruşlardan kalkmış gitmiş. Vallahi 2009'dan bu yana yani bu şirket hep yükselmiş abi ya. Hiç düşüşü yok neredeyse. Şurayı sayma. Yok abi yok. Yani bu şirket var ya hep yükselmiş yani. Çok da güzel paralar kazandırmış bu şirket. Vallahi bilmiyorum. Umarım yani bu hangi tarihlerde hareket etmiş? Mayıs, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonra düşmüş abi. Bu tarihlerde düşüş gösteriyor. Örnek veriyorum. Hep Nisan bak. Nisan, Mayıs, Haziran, sonra Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ve abi bu kağıt çok güzel yükselmiş ya. Var ya. Borsada bilmiyorum da tek üzülmeyen, yatırımcısı üzülmeyen kağıtlardan bir tanesi bu belki de yani. Bir ara 45 kuruşlara kadar gelmiş ama olsun abi şurada alıp şurada sattıysa adam zaten hiç buradaki fiyatı önemsemez yani. Tekrar alırım der, tekrar yukarı götürür yani. Güzel kağıtmış. Heh, Aygaz'ı söyleyecektim. Aygaz, dikkat ederseniz Aygaz yani... ufak ufak %5, %4, %5, %4 götürüyorlar Aygaz'ı. Dikkat ediyorsanız yani Aygaz'la ilgili dikkatimi çeken her gün o oldu. Ben bunu çok 12 liralarda falan çizdim. 6 ay boyunca hiç hareket etmedi bu kağıt. Bak. Burada çizdim abi. Bu da nerede bir yerde var yani. Bu şuralarda falandı. 9.51 altı takip dışı demişim. Bu muhakkak 9.55'lerde falandır. Bu 12 liralara kadar gitti bak. Son kaç gündür hisse çaktırmadan 10.73'ten 14.73'e geldi. Kimse anlamadı yani bak bunu. Abi işte böyle kağıtlar önemli olan. Bu kağıdı da zaten şuradaki seviyelere kadar da kimse anlamayacak yani. Şu 16.02 seviyelerine kadar da kimse anlamayacak. Sonra zaten burada aldığı zaman da iş işten geçmiş olacak yani. Bir de şey var. Akol var. Akol. Akol'e dikkat ediyor musunuz hiç?
Akol de, Anadolu Holding de aynı şekilde yukarı yönlü böyle bir eğilimde yani. Ha, ben almam ya, taşımam yani bu kağıdı da. Çünkü abi giriyorsun vuruyorlar yani bak. 22-22-80 üstü demiştim ben bunda kendim hani şey olarak. Bu yukarı yönlü gider demiştim. Bu geldi 20-25 liralara kadar geldi. Hatta 26 liralara kadar dayandı. Gelmesi gereken fiyata geldi abi. Oradan tekrar bakalım ne olacak. Buralarda merak ediyorum. Bu kağıdın da asıl hedef fiyatı 30 liraydı yani. 4 senedir anca geldi abi kağıt. Umarım bu sefer bir yukarı yönlü gerçekten bir hareket eder de. Anadolu Holding'e yakışır bir hareket yapar, 60-70 olur yani. Bu da günlük %3, %5 veren kağıtlarından. Her gün %3, %5 yapıyor yani. Bak dikkat edin son mumlara. Yani 2 yükseliş, 2 düşüş var. 3 tane de yükseliş var yani. %3'lük, %4'lük. Yani bakalım. Asus'a bakalım. Asus'u ne diyor? İşte diyorum ya, Asus'u bugün mesela normalde yukarı yönlü. Hani kaldırdınız madem, bunu da kaldırın abi yani. Bak. İşte şu seviyelerde yani satış yemesi manidar değil abi yani. Bu seviyelerde satış yemesi manidar değil. Şu sebepten manidar değil. Burası kuvvetli direnç yani. Bak ben bunları çizmiştim. Daha önce de baktım ben buna. Yani bu seviyelerin üstünde kapanış yapması lazım. Umut ediyorum yani şu seviye yani aşağı yönlü kırmak için değildir. Ama piyasasına göre de çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum bunun. Şuradaki olayı da bir kontrol edelim. Hemen hemen nereye kadar gelmiş diye. Hatta şu seviyelerden kontrol edelim. Hedeflerini tamamlamış mı? Bakalım. Ya bu hemen hemen kendi hedefine gelmiş aşağı yukarı olması gereken rakamlara. Şurada bir 20 liralar gözüküyor da abi 2 lira içinde yani bilmiyorum. Ama Tumosan kalkıp yani bu da ben de gideceğim derse o zaman işler değişir abi. Tumosan kalktı abi, bu da gideceğim derse gerçekten işler değişir ya. Vespe güzel aslında ama ben mesela Vestel takip ediyorum. Bakalım Vespe'ye. Vespe ne diyor? Vespe'de durumlar nedir? Abi bu da hedeflerine gelmiş ya. Bu da artık yani 36 lira, bak ben bunu çizmişim abi. 30, ben hani şu çizdiğim grafikler şuraları geçmesi gerekiyor diyorum ya size. Hani X, A, B burada geçmesi gereken rakam var diyorum. Bak şu 29.62 seviyesini geçsin diyorum mesela. Yukarıda diyorum şu seviye var. Emin olun ben bunu şu B seviyesinde çizmişimdir şu rakamlarda. Tamam mı? Aynı şu oluşumu yapıyor ya. Bu rakamda çizmişimdir, unutmuşumdur yani. Bak buradan buraya aşağı yukarı 23 liradan ortalama 36 liraya gelmiş. Abi kağıt şu an hedefine gelmiş. Güzel bir haber açıklarsa ki gelir yine o yukarılara. Bunda da şu an ikinci hedefi söyleyeyim ben size. Asıl gerçek hedefi. Şurada bir 41-44 arası rakam gözüküyor, tamam mı? Şu seviyeler gözüküyor Vespe için hedef fiyatı. Şu seviyeler gözüküyor. Umarım buraya gelir ama şu an benim için ilk hedeflerini almış. Yani ben öyle görüyorum. Bu fiyatlarda yani artık güçlü alıcı da var aslında. Bu fiyatların üstünde kapanışlar yaparsa 40-62'ye kadar gider yani. Bu yarın öbür gün. Haftalıkta bakıyoruz şu an. Bir de günlükte bakalım. Aynen öyle abi. Yani bu zaten geçmesi gereken rakamı geçmiş yani ortalama.
Hani geçmişler burayı. Onun üstünde kapanışlar yapmış abi. Şu anda 37-16, 40-62 1-2 güne gitmiş olur yani Vespe'de. Vespe yönü böyle. Abi AKMGYO hedeflerine geldi galiba ya. AKMerkez gayrimenkul değil mi? Geldi o hedeflerine ya hemen hemen. AKMGYO. Valla ilk hedefine geldi o. Bugün bilmiyorum nasıl kapattı da tavan mıydı, nasıldı. Bir eksiden artıya geçiş yapmış bu bugün. 63 liradan 69 lira kapatmış. Yani bak abi şurada bir hedef fiyatlarımız var. 71.25'te 76.70 hedef fiyatımızmış. İkinci hedef fiyatı. Yani şu arayla şu bak ne olmuş? 63 liradan 63 liraya kadar düşmüş. Eksiden artıya dönmüş kağıt. Yani 9 lira. Abi yarın da bir 9 lira. Tavan yani sonuçta bak bunların yüksek fiyatlı olduğu için tavanları 9 lira 10 lira artık fark ediyor yani. Buradan ben burada 71.25 demişim ama bu buradan bir %9 daha yapsa abi 10 lira gidecek 85.90 olacak yani örnek veriyorum. Sen burada baz alacağın rakamla 69 aşağı yukarı şurada bir 78 liralara kadar yani bir ihtimal daha bekleyeceğim. Onun üstünde zaten yürü ya kulum olur ya kağıt için. Yine şu 110-120 seviyelerini test edebilir yani. Hani gidebilir belki oralara kadar. Hatta 86 ve 100 seviyelerine kadar gidebilir. AK gayrimenkul. AK merkez adına söylüyorum. Önemli olan bir de bunlara talih kuşu kondu deniliyor. Şu Katarlılar bunların o tarafları alacak falan filan. AK merkez civarlarında büyük yatırımlar düşünüyorlarmış. Yani mıştı mıştı konuşmayı sevmem pek mış mış olacak. Gerçeklere bakmakta fayda var yani. Zaten oralar hep onlardaydı yani. O civarlar. Hani alacak olacak şunu yapacaklar bunu yapacaklar falan filan. Valla işte bak çizimde öyle duruyor yani. Ben çizmiştim bunu. Bu gitti hedefinden döndü yukarı. Dohol geç kalındı abi. Geç mi kalındı bilmem de. Buradan girilir mi? Abi bilmiyorum. Dohol için yani bunu bekleyecektin abi bu şirketi. Baksana abi yani daha nerelere kadar gelmiş ya. İkinci hedefine gelmiş kağıt yani. 3.25, 3.48 iki hedefi var yani. İlla da bu seviyelere kadar gelecek diye bir şey yok demiştim. Az önceki grafikte hani dedim ya şu seviyelere kadar gidebilir şey için. AKMG'den önce baktım. Ha Vespe için. 41 ile 44 arasında bir hedef verdim. Bak burada da hani o hedeflere gelme olasılığı aynen bu şekilde gerçekleşiyor işte abi. Yani şurayı kırdıktan sonra burada bir düzeltme yaptıktan sonra C belgesinin üstünde kapanışlarda yukarıdaki hedefe gidiyor abi. Gittiği zaman da tadından yenmiyor. Tabi burada Dohol çok hızlı bir şekilde hareket etti. Yani bakalım. Neler olacak neler göreceğiz yani. Dohol belki çok farklı fiyatlar. Dohol için çok farklı fiyatları da konuşabiliriz ilerleyen süreçlerde ama. Sonuçta abi bunlar piyasadaki adamlar yani piyasanın güçlü insanları. Ben Twitter'da da bir yazım var okumuş musunuzdur bilmem de denk geldiniz mi? Yani 1 liraya 2 liraya holding mi olur demiştim. yani 1 liralık 2 liralık holding mi olur? Yani şaka gibi değil mi yani Dohol. Sonra işte ne bileyim ya bu tür şirketlerin en az 10 lira olması lazım. Bakın en az 10 lira olması lazım yani. Sonuçta Doğan grubusun sen ya. Bakıyorsun holding abi bünyesinde hiç mi işe yarayan hani şirket yok. Aa, götürdüler abi Gedi'yi 30 lira yaptılar bir Hup VC'den sebep. Hup VC 55 lira oldu. Bakın yani adam Gedik Yatırım Holding yani sonuçta.
Sonra satıldı tabii. Inveo oldu. İsmi değişti. Yani bünyesindeki Hub VC'yi öyle bir taşıdılar ki, yani Gedik Yatırım bundan çok büyük bir istifade hani faydalandı. Yok bilmem şu dediler, bu dediler. Teknolojik şirket dediler. Abi Doğan Şirketler Grubu da yani bu piyasada çok iyi. Yani bu gitti gidiyorla mı ne? Bunların sahibi galiba bu. Yani düşünün abi, yani adamlar online satış sisteminde mis gibi yerlerini almışlar yani. Ya gitti gidiyor da, ya hepsi burada da, bir tanesi bunların yani. Doğan grubuna ait. İnsanların çoğu da artık son bir yılda da hepsi burada ve gitti gidiyor gibi bu tür şirketleri kullandılar abi alışveriş sitelerinde yani. Yani durumlar bu şekilde ya. Neyse arkadaşlar, var mı diyeceğiniz? Durumlar böyle yani. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle gözüme çarpan zaten taramada da işte Perkin falan var, Verus var, İşfin var. Bir de zaten zor en uzun vadede tutulabilecek şirketlerden bir tanesi yani. Zorlu Holding'i de takip etmenizde fayda var. Uzun vade için diyorum. Kısada bir şey beklemeyin. Onun dışında sıkıntı yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle.